Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi mulkus semawati vel ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. İnne fi halqis semawati vel ardı ve'htilafi الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ إِنَّنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا
Sadakallahu'l-Azim. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler, bu hafta da yine Kur'an-ı Kerim'le başladık. Çok değerli bir hocamız, Bakırköy İncirli Camii müezzini. İncirli Fatih Camii değil mi hocam? Evet, İncirli Fatih Camii müezzini Sami Serdar Sevinç hocamız bize Ali İmran suresinin bu güzel ayeti kerimelerini hediye ettiler. Gecemizi zenginleştirdiler. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah. Ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık. Allah razı olsun. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a hamdolsun efendim. Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Duacıyız. Hamdolsun. Allah afiyet olsun. Konya Karapınar değil mi hocam? Evet, Konya Karapınar. Çok muhterem Süleymaniye Camii, çok emektar hizmetkarlarından hocamız Mehmet Sevinç hocamızın aynı zamanda yeğeni mi? Yeğeni oluyoruz. Evet. Hocama da buradan selamlar, saygılar, muhabbetlerimizi yolluyoruz. Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi emekli. Kıymetli büyüğümüz, buradan da yad etmiş olalım. Kur'an'a hizmet edenleri, iyilik yolunda yürüyenleri hep hayırla anmalıyız. Değerli kardeşlerim, bu programımızda bir kıymetli sahabi efendimizden bahsedeceğiz. Hazreti Ebu'l-As radıyallahu an. Gerek Ebu'l-As'ın hayatı, gerekse Ebu'l-As'ın hanımı, Peygamber Efendimiz'in en büyük kızı Zeynep annemizin hayatından örnekler konuşacağız. Güzel bir aile, sevgiyle kurulmuş, sevgiyle yaşamış, vefayla kendini fark ettirmiş ve Peygamber Efendimiz'in bizzat mübarek dudaklarından kendisi hakkında bana söz konuştuğunda sözüne sadık kaldı. Vaadini tuttu, vefalı davrandı. Kendisini böyle güzel özellikleriyle Resulullah'ın övdüğü bir sahabiden bahsedeceğiz. Ebu'l-As. Ebu'l-As kendi isminin Rebi olduğuna dair rivayetler de var. Ama daha meşhur olan görüşe göre Ebu'l-As'ın babası Rebi olması lazım. Ebu'l-As Hazretleri uzun yıllar iman etmedi. Zaten bizim bu akşam önden gidenlerde Kanal 7 ekranlarında size bu konuyu arz etmemizin sebebi de hani günahlar paçamıza yapışıyor, haramlar, yanlışlar, kötü arkadaşlar, kötü çevre, televizyonun, internetin, filmlerin, sporun, siyasetin, müziğin zarar veren tarafları, bizi bozan tarafları İnsanı bazen imanın lezzetinden, İslami yaşantısından uzağa atıyor. Peki biz kendimizi yeniden toparlamak için ne yapmalıyız? Çağımızda hakikaten insanlar modern bir yalnızlık yaşamıyorlar mı? Hakikaten insanlar kalabalık şehirlerde ruhları daralmış, hayattan hiçbir lezzet almayan, hatta can sıkıntısından, ruh daralmışlığından aklına, hayaline korku filmlerinin o karanlık izbe köşelerinde anlatılan vahşeti kendi dünyasına taşıyan ruhi sapkınlıkları da görmüyor muyuz dünyada? Dolayısıyla peki biz kendimizi nasıl yeniden ayara, yeniden doğru bir yola, yeniden kendimizi İslam'dan, imandan haz duyan, aç da kalsak, zor durumda da kalsak, varlıklı da olsak,
hayatın ve imanın lezzetini nasıl alırız? Bunun için yaşanmış örneklere bakmanın çok önemi var. Peygamber Efendimizin evladı, büyük kızı Zeynep'in ailesi tam da gerek aile olarak gerekse tek başına fert olarak bize çok söyleyecek sözü var o evin. O evden bahsedeceğiz kıymetli dostlar. Hazreti Zeynep annemizin ve kocası Ebul As'ın hayatından bahsedeceğiz. Ebul As, Resulullah Efendimizin baldızının oğlu. Yani Hazreti Hatice annemizin bacısının oğlu. Ebul As'ın annesi Hale, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz ilk kızını kiminle evlendirmiş? Baldızının oğluyla evlendirmiş. Peki bu evlilik nasıl bir evlilik? Yani nereden kaynaklanmış bu evlilik? Bu evlilik bir sevgi, bir aşk, bir muhabbet evliliği. Bu evliliğin bize bakan tarafı kardeşlerim Mekke ortamı, daha henüz İslam'ın belki ilk yılları, peygamberliğin daha ilk günleri, ilk yılları. Hazreti Zeynep, peygamberimiz 30 yaşındayken dünyaya gelmiş. Resulullah Efendimiz peygamber olduğunda Hazreti Zeynep annemiz 10 yaşında filan yani. Hazreti Zeynep annemiz gayet güzel, ahlaklı. Zaten peygamberimizin hem kendisi hem hanımı Hazreti Hatice annemiz yavrularına çok düşkündü. Onları çok güzel bir ahlakla yetiştirdiler. Hazreti Hatice tahiredir o. Yani temiz kadın demektir. Tertemiz, melek gibi insan demektir Hazreti Hatice anamız. Yavrularını güzel yetiştirdi. Bacısı Hale de ablasının böyle güzel, ahlaklı, evini, ocağını çekip çevirecek, namusuna düşkün, güzel huylu bir kızı olduğunu bildiği için oğlu da Hazreti Zeynep'i arzuluyor, evlenmek istiyor. Annesi ve oğlu Hatice'nin kızı Zeynep'le evlenmeyi arzuladıklarını konuşunca Hale ablasına geldi. Önce ablasının ağzını bir yokladı. Yani Hatice annemizin evlilikle ilgili olur ya, Resulullah'ın belki başka düşüncesi olabilir. Henüz Ebul As Müslüman da değildi. Peygamber Efendimiz İslam'ı ilan etmiş, peygamberliğini ilan etmiş ama Hazreti Zeynep'in kocası olacak, Resulullah'ın damadı olacak baldızının oğlu Ebul As Müslüman değildi. Peygamber Efendimizin hiç tanımadığı insanlar İslam'a koşuyor ama öz baldızının oğlu Hazreti Peygamber'in en yakınında, en yakinen tanıyan insanlardan biri olmasına rağmen Ebul As Müslüman olmamıştı. Sebebi ne olabilir? Kardeşlerim, insanların ön yargılarını yıkması, inanın yani kuru bir beton duvarı yıkmaktan daha zordur. Onun için sakın ha sakın kimseyi düşüncelerinden dolayı aşağılamayın. Ön yargı, kalıplaşmış fikirler kolay yıkılmıyor. Peygamber Efendimiz'e karşı gerekçesi sadece şu: ben atalarımın dinini terk etmem. Yani erkekliğe leke sürmem gibi bir laf. Ben öyle döneklik yapmam gibi bir laf. Atalarımın dinini terk etmem diyordu. Başka bir şey değil ha. Yani Resulullah'ın getirdiği İslam şu yanlış, bunu doğru bulmuyorum demiyorlar. Atalarımızın dinini terk etmeyiz diyorlar. Allah'a da inanıyorlar. Yani Allah var diyorlar. Ama Allah'a ortak koşuyorlar. Peygamber Efendimiz de sakın Allah'a ortak koşmayın diyor. İslam'ın ana rengi bu. Ana caddesi bu. Ebul As Müslüman olmadığı halde, İslam'a henüz girmediği halde güzel huylu, karakterli bir adam.
Ebul As, Resulullah Efendimizin kızına dünür düşünce Hazreti Peygamber hanımıyla istişare etti. Hatice annemizle. Hatice annemiz de bacısının oğlu olduğu için hem akrabalık bağı hem de çocuğu yakinen tanıyor. Kızını evlendireceği damadı tanımak çok önemli bir avantaj. Bugün maalesef gençliğimizin sürüklendiği girdabı görüyorsunuz değil mi? Birçok evlilikler maalesef anne baba ve akraba kontrolünden geçmediği için inanın çok güzel hayallerle başlıyor. Belki sinema salonlarında başlıyor, belki parklarda, kafelerde başlıyor ilk tanışma. Sonra birbiriyle görüşmeler. İnsan birbiriyle konuşurken birbirini aldatabilir. Ama biliyor musunuz, sizi uzaktan bir göz takip ederse sizin doğru konuşmadığınız yönleri de bulur. Anne babanın çocuğunu evlendirirken gözetmenlik yapması, evlenecek kızı ya da evlenecek oğlanı uzaktan tanıyıp yavrusuna bu sağlıklı bilgileri verdikten sonra onun evlilikle ilgili kararının şekillenmesini istemesi, inanın görücü usulüyle evlilik diyorlar ya, öyle çok kapı dışına atılacak bir model değildi. Aslında çok güzel emniyet tedbiriydi. Bugün Allah korusun ne aile faciaları yaşanıyor. Yani bize zaman zaman mektupla, maille gelen bilgilere baktığımız zaman insanın içi parçalanıyor. Allah hiçbirinizin yuvasına huzursuzluk vermesin. Allah kimsenin evine geçimsizlik vermesin. Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu, oğullarınızı, kızlarınızı Rabbim iki dünyada mutlu olacakları hayırlı yuvalar kurmayı nasip etsin. Hazreti Hatice bacısının oğlunu biliyor. İnsan kendi kızını ateşe atar mı hiç? Yani güzel geçinecek mi, namusuna düşkün mü, ailesinin rızkını kazanmak için bir sorumluluk duygusu var mı, ev geçindirme gayreti var mı? Hatice annemiz damat olacak yeğenini bu yönüyle tanıyor. Peygamber Efendimiz'e olumlu rapor verdi. Evin erkeği Hazreti Muhammed Mustafa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani sonuçta istişareler edilecek, kızın görüşü alınacak. Hazreti Zeynep annemiz annesine babasına siz bilirsiniz dedi. Yani o günün Mekke'sinde zaten kız çocukları 15-16 yaşında evleniyorlar. Anne ve babası Arabistan'da 15-16 yaş, bizim bugün Türkiye'de 20-21 yaşındaki kızın olgunluğuna denk. Tabii anne ve babasına havale etmesi, yani ben tanıyamayabilirim. O çocuğun yanlış, kaba, kırıcı, kötü davranacak şekildeki huyu suyu var mı? Ben tam anlayamayabilirim. Anne sen daha iyi araştırırsın. Baba sen daha iyi bilirsin. Bu yönüyle Peygamberimiz kabul etti. Hatice Hanım tasdik etti. Hazreti Zeynep razı oldu ve Mekke'de güzel bir düğün yapıldı. Peygamberin ilk evlenen yavrusu, Resulullah'ın ilk damadı Ebul As ve Mekke döneminde Peygamberin kızı Zeynep annemizle Ebul As'ın evinden birbirine bağlılığı, sevgiyi en güzel anlatan örneklerle kısa bir aranın ardından sohbetimize önden gidenlere devam edeceğiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله رب Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Evet, Sami Serdar Sevinç hocamıza bu güzel hem İsra suresinin baş tarafı hem de Necm suresinin baş tarafındaki ayetleri tilavet ederek gecemizi nurlandırdığı için, gecemize bereket kattığı için teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık hocam. Allah razı olsun efendim. Rabbim sesini, nefesini hayatın boyunca Kur'an yolundan ayırmasın. Amin, amin. Hayatımızı da Kur'an'ın
emirlerine, hükümlerine göre yaşamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ekranları başında bizleri izleyen tüm kardeşlerime ve Rabbim yeryüzünde, kainattaki bütün ehli imana Kur'an üzere bir hayat sürmeyi lütfeylesin. O Kur'an'ı en iyi anlayan nesil, Peygamberimizin yanındaki nesil. İşte Resulullah'ın evladı Hazreti Zeynep Müslümandı, iman etmişti, evlendi. Teyzesinin oğluyla evlendi yani Hazreti Zeynep. Hale teyzesiydi onun. Oğlu Ebu'l-As'la evlendi. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verilmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın Müslümanlık geliştikçe, çoğaldıkça Mekke kafirleri Resulullah Aleyhisselam'a zarar vermek isteyenler her yolu deniyordu. Bunlardan birisi de peygamberin kızlarıyla nişanlı olan Ebu Cehil'in, düzeltiyorum, Ebu Leheb'in oğulları. Utbe ve Uteybe peygamberimizin ikinci ve üçüncü kızıyla nişanlılı. Yani Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğulları nişanlı. Ama Ebu'l-As peygamberin en büyük kızıyla evli. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil Resulullah'a öyle düşman ki oğullarını kışkırttı, oğullarını baskı kurdu, hakkımı haram ederim dedi. Anandan emdiğin sütler haram olsun filan, böyle baskı yaparak o çocuklarını Resulullah'a karşı hem düşman etti hem de nişanı attılar. Peygamberimizi küçük düşürmek için. Her yolu deniyorlar. Buradan da İslam'a zarar verelim. Muhammed'in kızlarını kapıya atalım. Haşa aleyhissalatü vesselam diye ellerine ayaklarına kadar gelmiş nasibi tepecekler. Her şey nasip işi. Allah'ım bizi hakkımızda hayırlı olan nasibimize karşı ne olur nankörlük edenlerden etme ya Rabbi. Rızıkta da böyledir, evlilikte de böyledir. Kardeşlerim, yani ezan okunur, o bizim nasibimizdir. Namaza karşı nankörlük etmemek lazım. Nasibimizi almamız lazım. O vaktin bereketini kazanmamız lazım. Allah bizi, yavrularımızı, gençliğimizi, bütün ehli imanı, namazı Rabbim koruyanlardan eylesin. Hayatımızda namazı ayakta tutanlardan eylesin Rabbim. Ebu'l-As bütün baskılara rağmen, Mekke kafirlerinin her türlü tehditleri, baskıları, hem Müslüman olmuyorsun hem de hanımın senin Müslüman, Muhammed de senin kayınpederin aleyhissalatü vesselam, Peygamber Efendimiz'i kastediyor hainler, Muhammed de senin kayınpederin, onun kızını boşa, sokağa at, dul kalsın. Böylelikle ona karşı bir hakaret etmiş oldu. Sen ne biçim bizim dinimizdensin diye baskı yaptılar. Muhammed'in kızını bırak, biz sana genç, güzel, ne kadar kız evlenmek istiyorsan seni evlendirelim. Hem de üçer beşer tane ne istiyorsan. O zaman çok evlilik, kadının böyle bir hakkı falan yok. Çok evlilik zaten bir gelenek o günlerde. Tabii öyle sayının filan da haddi hesabı yok. İslam'da en çok evliliği dörtle sınırlandırması Allah'ın, o gün onlarca kadınla evlenip kadınları çok özür diliyorum, affedersiniz, sanki bir zevk malzemesi gibi gören pasif, süfli hayat anlayışına Allah bir disiplin getirmiştir. Bunun üst sınırını dört olarak çizmiştir. Ama bu da adaletten şaşacaksanız, korkuyorsanız sizin için hayırlı olan evlilik birdir diye tavsiyede bulunmuş. Allah Celle Celaluhu orada bize işareti vermiş. Hazreti Zeynep annemizi boşaması için çok baskı yaptılar Ebu'l-As'a. Ama Ebu'l-As öyle şerefli, öyle karakteri düzgün biri ki, ben hanımımı severek aldım. Sevdik biz birbirimizi ve şu anda da yaşantımızda mutluyuz. Onun Müslüman oluşu bana zarar vermiyor. Ben şu anda onu siz isterseniz
kıyameti koparsanız ben hanımımdan vazgeçmem dedi. Ne Müslüman oluyor ne de hanımını terk etmiyordu. Bazen aklınıza şöyle şey gelebilir. Peygamberimiz Müslüman olmayan biriyle kızını niye evlendirmiş? Kardeşlerim, Allah Resulü Allah'ın ayetleriyle hareket eder. Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesini yasaklayan ayet Medine'de nazil oldu. Dolayısıyla henüz Müslümanlar ahlaklı, karakterli, güzel geçim edeceğine inanıyorlarsa erkeğin ya da kadının Müslüman olup olmamasının bir engelleyici şartı yoktu. Onun için de Peygamberimiz kendi kızına dünür düşen damat olarak güzel ahlaklı bir adamla evlendirmiş kızını. Yani teyze. Kızı da istemiş onu, sevmiş. Ben evlenirim, siz nasıl isterseniz anne baba demiş. Hazreti Hatice de arzulamış, Allah da yasaklamamış. Medine'de yasaklandı. Dolayısıyla Ebu'l-As peygamberimize ve peygamberin kızına karşı düşmanlık etmedi. Bakınız kardeşlerim, bunu yaptığında Ebu'l-As Müslüman filan değildi. Bugün Müslüman olduğu halde oğlunun yuvasını yıkmaya çalışan ne anneler, ne akrabalar, ne arkadaşlar, ne komşular var biliyor musunuz? Kadınları kışkırtan, deli misin, bunun başını ne bekliyorsun? Bırak, at çocukları başına, kendi hayatını yaşa. Hatırlıyorsunuz bu sözleri değil mi? Çevremizde çok duyuyoruz. Allah'ım, Müslüman olmadığı halde yuvasını yıkmayan şu Ebu'l-As'ın ahlak ve karakterini bugünkü Müslümanım diye gezenlere de nasip et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret etti. Ne kadar arzulamıştır değil mi damadının Müslüman olmasını? Siz peygambersiniz, Cebrail size ayetler getiriyor, siz Müslümanları anlatıyorsunuz, insanları davet ediyorsunuz. Ne akrabanız, ne komşunuz, ne yakınınız Hazreti Bilal peygamberimizin nesi olur ki? Hiçbir şeyi. Yani akraba olarak. Hiç. Yedi kapının yabancısı deriz ya. Ha Afrikalı, Habeşistanlı birisi Hazreti Bilal. Gelmiş Müslüman olmuş. Sümeyye anamız Resulullah'ın neyi olur ki? Hiçbir şeyi. Gelmiş Müslüman olmuş. Yemen'den gelenler var. Başka yerlerden gelenler var. Medine'den gelip Müslüman olanlar var. Peygamberin kızıyla evli Müslüman olmuyor. Peygamber Efendimizin diğer damatları da Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Resulullah'ın 4 kızı, 3 damadı vardı. Hazreti Osman peygamberimizin 2 kızıyla evlenmiştir. Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm'le de evlenmiştir Hazreti Osman. Ebu'l-As en büyük damattır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ederken kızının gelmesini istemiştir. Ama aile bütünlüğünü, yuvanın birlik ve beraberliğini korumak adına Müslüman olan Hazreti Zeynep yuvasını terk etmemiştir. Kocası Müslüman değil ama İslam'a düşman da değil. Müslümanları döven, Müslümanlara hakaret eden biri değil. Peygamberimize kötü davranan biri değil. Ama atalarımın dinini terk etmem diyor. Hazreti Peygamber Medine'ye gittikten bir yıl sonra Bedir Savaşı çıktı biliyorsunuz. Bedir Savaşı'nda değerli kardeşlerim, Allah Resulü Allah'ın da yardımıyla 313 kişiyle 950 kişi Ebu Cehil ordusu kendilerinden 3 kat fazla düşmanla savaştı. Allah Müslümanlara zafer nasip etti. Elhamdülillah. Ya Rabbi, şu anda yeryüzünde İslam için, Kur'an için koşan, koşuşturan, başta Filistin, Gazze, dünya mazlumlarına sen yardım et ya Rabbi. Müminlere başarı, zafer, sabır, güç, cesaret ver ya Rabbi. Ülkemize, memleketimize de birlik ve beraberlik ver ya Rabbi. İslam ümmetine kardeşlik ruhu nasip et ya Rabbi.
Allah'ım kalplerimizi katılaştırma. Müslüman kardeşlerimize karşı bizi merhametsiz etme ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Bedir'de 70 tane düşman askeri öldürüldü. Başta Ebu Cehil olmak üzere 70 kadar da esir vardı. Esirlerin içinde kim var? Resulullah'ın öz amcası Abbas var. Hazreti Abbas. Hazreti Mus'ab'ın abisi Aziz var. Hazreti Ebu Bekir'in küçük oğlu, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman esirlerin içinde. Resulullah'ın öz be öz damadı Ebul As, Ebu Cehil ordusunda gelmiş, esir düşmüş. Esirler ya 10 tane çocuğa okuma yazma öğretecekler ya 4000 dirhem para bulacaklar. Ebul As'ın da okuma yazması yok. O okuma yazma öğretip de canını kurtaracak şartlara haiz değil. O zaman ne yapması lazım? O zaman 4000 dirhem para. O kadar parası da yok. Öyle zengin bir adam değil. Kocasının esir düştüğünü duyunca Resulullah'ın büyük kızı Zeynep babasına bir mektup yazdı. Mektubun içine bir de altın boynuna taktığı gerdanlık altın kolyeyi koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kainatın sultanı, nebiler nebisi, Allah Resulü, tabi Bedir esirleri için parası olan parayı gönderiyor, esirini kurtarıyor. Resulullah'ın damadı da bir hafta 10 gün geçmiş, ne arayan var ne soran. Kızı var, bir de küçük 3-4 yaşlarında kızının kızı, torunu var. Yani Ümame kızları var. Ebul As'ın künyesi bir yönüyle de Ebu Ümame'dir bu yönüyle işte. Hazreti Zeynep'in kızı Ümame, çocuk daha küçük. Yavrusunu, yuvasını kurtarmak için Zeynep boynundaki altın gerdanlığı yollamış. Babası mektubu açtı, kızının mektubunu okudu. Baba dedi, işte Bedir Savaşı'nda yuvarlak olarak söylüyorum, sizinle savaşan ordunun içinde kocam da Ebu Cehillerin kışkırtması, tahriki, alay ve hakaretleri neticesinde o da onların içine karışmıştı. Vallahi benim kocamın İslam'a ve size karşı böyle bir savaşma düşmanlığı yoktur. Ben kocamın kurtuluşu, yuvamın yeniden birliği, huzuru için başka bir şey bulamadım. Kabul edersen eğer baba, şu altın gerdanlığı gönderdim. Bu altın gerdanlığın karşılığında kocamı serbest bırakır mısınız diye mektup göndermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızının gönderdiği mektubu ve mektubun içinden çıkan altın kolyeyi, gerdanlığı, her neyse görünce gözleri yaşardı Resulullah'ın. Merhametli bir babadır. 55 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kızı da 25 yaşlarında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duygulandı. Yavrusunun altın kolyesini görünce gözlerinden yaşlar döküldü. Ashab-ı kiram Medine'de, tabi bu olay Bedir Savaşı bitmiş, Medine'ye dönmüşler. Sahabe efendilerimiz sordular, ya Resulallah, sizi duygulandıran nedir ki dedi. Biliyor musunuz dedi, şu altın gerdanlığı kızım Zeynep göndermiş. Zeynep kocasının kurtuluşunu istiyor. Damadı olduğunu biliyor herkes. Bütün Müslümanlar biliyor. Ebul As peygamberin damadı. Başka da parası yok. Şu Ebul As'ı Mekke'ye geri gönderseniz, kızımın bu altın gerdanlığını kabul etseniz, yani fidye olarak bunu kabul etseniz olur mu dedi. Sahabe efendilerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın yavrusunun, kızının, tabi bu ailesini kurtarmak için ortaya koyduğu bir kadın olarak, bir anne olarak, bir hanım, bir eş olarak ortaya koyduğu bu fedakarlık karşısında sahabe efendilerimiz de çok duygulandılar ve dediler ki olur ya Resulallah. O altın gerdanlık karşılığında
kızınızın kocası serbest kalsın, biz razıyız dediler. Sen de kabul ediyorsan biz razıyız ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, biliyor musunuz dedi, o altın gerdanlık benim hanımım rahmetli 5 yıl önce vefat etmiş. Rahmetli Hazreti Hatice'nin merhume, Hatice'nin yavrumun düğününde boynuna annesinin taktığı gerdanlıktır. Annesi Hazreti Hatice anamız zengin bir tüccar kadındı. O mübarek, o varlıklı günlerinde kızını evlendirirken kendi boynundaki kıymetli gerdanlığı kızının boynuna takmış. O Resulullah biliyor, kendi hanımının boynunda kaç yıl görmüş Resulullah aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımının altın gerdanlığı ganimet olarak Müslümanların eline düşünce dedi ki, o altın gerdanlığı da dedi kızıma geri gönderseniz olur mu dedi. Peygamberimiz de o savaşta bir asker, yani sonuçta ganimetten pay düşecekse Resulullah'a da ganimetten pay düşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yani onu benim payıma saysanız. Hatice'nin gerdanlığı pazarlarda satılmasın yani. Kızımın gerdanlığını geri gönderseniz, ana hatırasıdır o. Hazreti Hatice de vefat etmiş. Yok Hatice zaten. Resulullah Efendimiz hayatında Hatice kadar hiçbir kadını sevmedi. Ama hiçbir kadını sevmedi. Hatice'yi en çok sevdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım o sevgiyi bütün Müslümanların yuvalarına nasip et ya Rabbi. Birbirinin değerini bilmeyen, küçücük sebeplerle yuvalarına huzurunu bozmuş, çoluğunu çocuğunu kalbini korkuyla doldurmuş, hayattan lezzet almayan, hayatın tadını kaçırmış, yuvalarına Allah korusun karanlık korkular düşmüş Müslümanların evlerine şu sevgiyi nasip et ya Rabbi. Hazreti Muhammed bizim peygamberimizdir. Hazreti Muhammed Mustafa bizim peygamberimizdir. Ya Rabbi, Resulullah'ın aşkından, Resulullah'ın o sevdasından, Peygamber Efendimizin o vefasından Müslüman yuvalara nasip et ya Rabbi. Hazreti Hatice anamız göçüp gitmiş ama bıraktığı bir altın kolyenin hatırını saymış. Şimdi yavrular doğuruyor hanımlarımız. Onlar altın kolyeti kadar değeri yok mudur? Müslümanlar etmeyiniz. Hanımlarınızı dövmeyiniz. Hocam, en çok erkeklerin bize şikayeti şu oluyor. Hocam, kadınlar da çok itaatsiz oldular. Kadınlar da çok başına buyruk oldular. Müslüman kadınlar, siz de ailenizde kocalarınıza anlayış gösteriniz. Bakınız, bu hayatta Allah kalemiyle sizi birbirinize yazmış. Başka şeyleri aramayın, boş verin. Vallahi billahi bu dünya buna değmez. Boş verin. Benim hayatım filan, senin hayatın toprak olacak, kendini kandırma. İnan, toprağa koyacaklar, kaşını kirpiğini karıncalar yiyecek. Senin midir bu hayat? Öyleyse sen asıl hayatı kazanmaya bak. Yani ne olur, ne olur Müslümanlar, kadınlar, erkeklerinizin, beyler, hanımlarınızın değerini bilin. Birbirinize değer katın. Aman benim hanımdan adam olmaz, aman bizim adamdan adam olmaz demeyin böyle, demeyin böyle. Vallahi İslam ümmeti kan ağlıyor. Yuvayı kurtarırsak ümmet de kurtulmaya başlar. Bizim yuvalarımızdaki huzursuzluk alem-i İslam'a da huzursuzluk olarak yansıyor, biliyor musunuz? Şu yuvaya bakar mısınız? Hazreti Peygamber'in kızının yuvasını kurtarma çabası. Şimdi yavrusunun yuvasını yıkmaya çalışan analar babalara ne diyelim? Ben kızımı göndermem diyor. Ben o adama bir daha yollamam kızımı diyor. Ne yaptı? Dövdü mü? Sövdü mü? Nedir ki ya? Yuva yıkmayınız. Müslümanlar, yuva yıkmayınız. Bu dünya buna değmez. Hazreti Peygamber Efendimiz duygulanınca sahabe efendilerimiz dediler ki, ya Resulallah, Hatice'nin gerdanlığıysa eğer bu, bilmiyorlardı çünkü. Hanımın, Hatice anamızın, rahmetli Hatice anamızın gerdanlığıysa bu, bu Zeynep'indir ya Resulallah dediler. Biz ganimet falan istemiyoruz. Allah'ım, sahabe efendilerimiz ne güzel insanlarmış. Ne güzel insanlarmış ya Rabbi. Hazreti Peygamber kolyeyi damadını çağırdı, al dedi, bunu götür. Yalnız senden bir ricam var dedi.
Kızımı bana gönder olur mu dedi. Kızımı bana gönder olur mu dedi. Yani o Müslüman artık İslam'a göre seninle yaşamaması lazım. Ya Müslüman ol, hepiniz gelin, İslam'a girin, yuvanız yıkılmasın. Ya da kızımı gönder olur mu dedi. Adam çok dürüst bir adam. Kafirler baskı yaptığı halde hanımını boşamayan Ebu'l-As, peygamberimize içinden bir sevgi besliyormuş. Demek ki, peki dedi ya Muhammed, söz veriyorum dedi, ben Zeynep'i o kadar çok sevmeme rağmen, kızını o kadar çok sevmeme rağmen göndereceğim ya Muhammed. Ve Mekke'ye dönen Ebu'l-As, peygamberimizin kızı kocasını kurtarmış ve Zeynep kocasının geldiğini görünce 3-4 yaşındaki yavrusunu almış, babasını karşılamaya gitmişler. İlk karşılaşmada yaşananlar, Hazreti Peygamber'in gönderdiği gerdanlığı görünce Zeynep'in hali ve Medine yolunda peygamber kızı, 8 aylık hamile bir kadın Medine'ye doğru yola düşecek. Kısa bir aranın ardından bu sohbete devam edeceğiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن صالحا
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. صَدَقَ اللّٰهُ رَبُّنَا الْمَوْلَى. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler Kur'an-ı Kerim'le ve sohbetle devam ediyor. Çok muhterem hocamız Sami Serdar Sevinç hocamız bu güzel aşr-ı şerifi Kehf suresinin 107 ve 110. ayetlerini gecemize hediye olarak ikram ettiler. Allah razı olsun hocam. Allah nur olasınız. Amin. Rabbim okuduğunuz Kur'an'ı size, ailenize, soyunuza, hocalarınıza, sizi yetiştiren bütün hocalarımıza, Kur'an kurslarını yapan, yaptıran hayır sahiplerine şefaatçi eylesin. Amin. Ecmain. Çok sağ olun. Okunan Kur'an'ı Rabbim cümlemize de ahirette şefaatçi kılsın. Dünyada da hayat kitabımız olmasını, yaşantımızı, ahlakımızı onun emirleriyle şekillenmesini nasip etsin. Amin. Hazreti Peygamber'in büyük kızı Zeynep'in kocası Ebul As'la olan aile hayatını konuşuyoruz. Güzel bir evden bahsediyoruz. Allah örnek almayı hepimize nasip etsin. Resulullah esir olan Ebul As'ı fidye karşılığı serbest bırakmış. Sonra o fidyeyi de hanımının hatırası olduğu için iade etmelerini istemişti sahabe efendilerimizden. Onlar da kabul etmişti. Görüyor musunuz? Hani bazen böyle İslam'ı kaba, duygusuz, ruhsuz, böyle matematik cetveli gibi düşünen böyle kalıplaşmış kafalar vardır. Onu bunu kafir ilan ederler. Onu buna hakaret ederler. Öyle Müslümanlık olmaz normalde. Öyle kaba, saba, sert, asık suratlı, İnsanlara korku salan bir din, İslam bu olamaz yani, böyle İslam olmaz. Resulullah Aleyhisselam hanımından kalan bir hatırayı, ya o altın kolye kutsal mı? Hayır. O altın kolyeyi dokunan cennete mi gidiyor? Hayır. Ama hanımının hatırasına nasıl saygı gösteriyor, görüyor musunuz? Peygamber Efendimizin ince ruhlu, ne kadar zarif, nazik bir insan olduğunu görüyor musunuz? Burada çok gizli bir nezaket var. Çok hoş bir fotoğraf. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızını göndermesini istemişti. O kızını getirmek üzere de bir heyet gönderecekti birkaç gün sonra. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh başkanlığında 2-3 kişilik bir grup gönderecekti Allah Resulü. Ve Ebul As sözünde durdu. Mekke'ye dönünce küçük kızıyla kocasını karşıladı Zeynep. Hoş geldin dedi. Tabii kocası hanımının fedakarlığını, mektubunu, boynundaki altın kolyeyi gönderip kocasını kurtarmak isteyen fedakarlığını görünce, bir de şimdi düğün gecesi toplanan altınları alıp kaçanları bir düşünün. Hiç benziyor mu o Müslümanlıkla bu Müslümanlık birbirine? Müslüman olmayan kocasını kurtarmak için boynundaki altınını veren peygamber kızı Zeynep'in ahlakı, kızına yavrum altınları gösterme, aman aman sakla, ne olacak sakla, mezara mı götüreceksin? Bugünü var, yarını var. Bugünün sahibi Allah da yarının sahibi kim ki? Bugün Allah'a güvenip yarın için Allah'a güvenmeyenin imanı iman mıdır ki? Allah'ım, ya Rabbi, senden şu mübarek gecede bütün müminlere ve bize bugün nasıl sana iman ediyor ve güveniyorsak, yarınlarımızda da sana iman eden bir güveni, bir imanı bize nasip eyle. Hazreti Zeynep kocasını kurtarmış, kocası ona teşekkür etmiş. Sonra cebinden altın kolyeyi, gönderdiği kolyeyi çıkarıp hanımına iade etmiş. O da bunu götüreyim de satayım. Zeynep nereden haber alacak? O zaman sanal medya yok, sosyal medya yok, telefon yok, internet yok. Nereden bilecek Hazreti Muhammed'in altını iade ettiğini?
satayım da parasını yiyeyim dememiş yani. Hanımın kulağındaki küpeyi alayım da kumara yatırayım, at yarışına yatırayım, spor, toto, şu bu böyle oyunlara yatırayım dememiş yani. Demek ki adamın karakteri de bir başka yani. Ebu'l-As, sevilecek bir adam yani. Allah'ım, Müslüman ailelere, hanımlara ve beylere birbirini sevecek karakter ve ahlakı nasip et ya Rabbi. Bugüne kadar yoksa bundan sonra nasip et ya Rabbi. Benim diyor artık diyor elektrik alamıyorum, bitti bu iş diyor. Hayır. Dün hiçbir şey bilmeyen bir çocuk bir üniversite okuyor, bir sürü şey öğreniyor. Evlilik de böyledir. Bugün henüz sana karşı kaba davranan, incitici davranan yarın pişman olabilir. Çevresinden görür. Ya bu hayat buna değmez. Bak ne güzel güzel geçinen insanlar var. Ben de böyle olayım diyebilir. Değil mi efendim? Yani hayatı daha güzel yaşamaya gayret etmek lazım. Birbirimize yardımcı olmak lazım. Erkek kadına, kadın erkeğe doğruyu ve güzeli nasihat etmesi lazım. Hanımına altın kolyeyi verdi. Zeynep annemiz dedi ki ben onu fidye olarak göndermiştim. Baban rica etti ashabına. Dedi ki bu fidye karşılığı kızımın kocasını serbest bırakır mısınız? Bıraktılar. Sonra dedi ki bu Hatice'nin hatırasıdır. Rahmetli hanımımın yadigarıdır. Düğününde kızımın boynuna takmıştı. Onu ona geri gönderseniz olur mu? Onlar da kabul ettiler. Hazreti Zeynep annemiz, kardeşlerim çok sevindi babasının bu vefasına. Dedi ki hazırlan, birkaç güne kadar seni babana göndereceğim. Artık Müslümanlar Allah'ın kitabında, sizin inancınız olan Kur'an'da Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi haram imiş. Dolayısıyla kayınpederim Hazreti Muhammed kızımı bana gönder dedi. Müslüman olursan gel beraber hicret et, yuvan kurtulsun. Ben atalarımın dinini terk etmeyeceğim dedi. Kadın çok yalvardı. Ey Ebu'l-As, çok iyi insansın. Bunca yıldır evliyiz. Yani 8-10 yıl olmuş evleneli. Bunca yıldır evliyiz. Gel ne olur. İslam'a gir. Sen de Müslüman ol. Yuvamız da kurtulsun. Ahiretin de kurtulsun. Kabul etmedi adam. O kadar güzel ahlakına, o kadar vefalı insan oluşuna rağmen kabul etmedi. Hazreti Peygamber'e verdiği sözü tuttu. Birkaç gün sonra kardeşi var Ebu'l-As'ın, Kinane. Kinane'ye dedi ki, kayınbiraderi ya, yengeni dedi işte filanca bölgeye götür, diyelim ki Tenim mıntıkasına götür, bunu ben öylesine söylüyorum. Tenim bölgesine götür, orada Muhammed'in gönderdiği adamlar var, Zeyd filan, Hazreti Zeyd Efendimiz'i kastediyor. Onlara teslim et, onlar Peygamber'e kızını götürecekler. Gündüz vakti çıktı. Gündüz giderken önünü Ebu Cehillerin adamları kesti. Dedi ki Bedir'de bize bu kadar yara veren bir adamın kızını ulu orta göndermeye utanmıyor musunuz? Devesinin üstündeki Zeynep annemizin hayvanına sivri demirleri, mızrakları saplaya, batıra, canını yaka, hayvanı huylandıracaklar. Hayvan huylandı. 8 aylık hamile Zeynep annemiz devesinden düşerek çocuğunu kaybetti, biliyor musunuz? Ama annemiz ölmedi. Zeynep annemiz kurtuldu. Yani Allah yardım etti. İşte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Karnındaki çocuk belki 8 aylık değil, bilmiyoruz. Böyle doğumu yakın ama. Çocuk düştü ama, çocuk öldü ama anne kurtuldu. Ebu Süfyan dedi ki böyle ulu orta gidilmez aslanım dedi. Sizde hiç mi bir edep yok dedi, saygı yok. Mekke'ye hakarettir bu dedi. Bu işi yapacaksanız gizli yapın dedi. Geceleyin gönder dedi. Ebu Süfyan akıl verdi. Kafirlerin başı ama o da kavga büyüsün istemiyor. Peygamberimiz de uzaktan akraba, biraz da koruyor Zeynep'i, peygamberin kızını. Yoksa öldürttürür yani. Dedi ki böyle yapmayın dedi. Deli misiniz? Biraz akıllı olun, biraz saygılı olun dedi. O zaman Kinane yengesini o yaralı haliyle aldı, evine getirdi. Bekleyen Müslümanlara haber gönderdiler. Bir iki gün sabredin, biz getireceğiz.
Bir iki gün sonra gece karanlığında herkes uyuyunca gönderdi. Hicret gece yapılacak. Zeynep annemiz Medine'ye gelecek. Bir haftalık bir yolculuğun ardından çocuğunu düşürmüş. Canlı cenaze adeta. Peygamberin en büyük kızı zayıflamış. Çocuk düşünce hastalanmış. Zeynep annemiz bitmiş, tükenmiş. Hazreti Peygamber kızını görünce dayanamadı tabii yani. Fatıma anamız anne diye severdi Zeynep'i. Hazreti Fatıma kızına Zeynep ismi vermiştir. Hazreti Ali ile evlenecekler. Zeynep adında kızı olacak Hazreti Fatıma'nın. Bunun adını vermiş. Çünkü Fatıma annesi ölünce küçük çocuktu. Hatice anamız ölünce çocuktu Hazreti Fatıma. Bu Zeynep analık etmiş Hazreti Fatıma'ya. Fatıma anamız da kızı olunca ablasının adını koymuş. Öyle sevmişler birbirlerini. Şimdi kardeş kardeşin düşmanı olmuş. Şimdi karı kocanın düşmanı olmuş. Şimdi solcu sağcının düşmanı olmuş. Türk Kürdün, Alevi Sünninin birbirine düşman etmişler. Ya Rabbi Müslümanı Müslümana sevdir ya Rabbi. Bizi birbirimize kırdırma ya Rabbi. Memleketimize, milletimize, İslam ümmetine huzur ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Yeryüzünde başta Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Irak, Türkmen kardeşlerimiz, dünya üzerindeki zor durumda kalmış Müslümanlara, Myanmar'da, Patani'de, Orta Afrika'da, dünya mazlumlarına yardım et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Zeynep Medine'de birkaç yıl sonra bir gece kocası geldi. Meğer malları yağmalanmış, Suriye'den ticaret için gelmiş Mekke'ye giderken Müslümanlar baskın yapmışlar. Ebu Cehillerin yani Ebu Süfyanların Mekke kafirlerinin kervanlarına saldırıp onların buraya böyle hem saldıracaksınız hem savaş açacaksınız. Müslümana kan kusturacaksınız. Buradan böyle kabadayı gibi geçeceksiniz. Yok öyle. Müslümanların saldırdığını görünce o kervanın içinde peygamberin damadı Müslüman olmayan Ebul As da var. O da gece karanlığında kaçmış Medine'ye gelmiş. Araya sonra sessiz kendini gizlemiş, kimse tanımıyor tabii. Peygamberin kızı Zeynep'in evini bulmuş. Zeynep anamız kapıyı açmış ki eski kocası. Açsın mı açmasın mı almış içeri, demiş ki beni öldürecekler demiş. Ne olur kurtar. Zeynep anamız sabah namazına gitmiş. Sen evde dur korkma demiş. Camiye gitmiş. Namaz kılınırken peygamberimiz namaza durunca Hazreti Zeynep şöyle bağırmış. Ey Müslümanlar, ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Benim Mekke'deki eski kocam Ebul As bana sığındı. Bu gece onun mallarını ele geçirmişsiniz ama o canını benim evime zor attı. Ben de onun canına eman veriyorum. Can güvenliği veriyorum. Ona oturma izni, vize veriyorum. O benim himayemdedir, herkes duysun dedi. Peygamberimiz namazdan sonra döndü, o kimdi dedi, benim baba dedi. Resulullah'a sordular, ya Resulallah bir kadının verdiği eman geçerli midir? Evet dedi. Müslüman bir kadının, Müslüman bir erkeğin verdiği eman geçerlidir. Hani İslam kadına değer vermiyordu? Tek başına bir kadın Müslüman olmayan bir adamı kurtarıyor. Onu öldüremezsiniz dedi. Ben şimdi bugün Suriye'de şurada burada isterse Müslüman olmasın. Suçsuz, günahsız gazetecilerin, şunların, sivil toplum kuruluşlarının, yardım kuruluşlarının, temsilcilerinin başını keserek kabadayılık yaptığını gösteren, güya bunu da İslam adına yaptığını zannedenlere soruyorum. Hazreti Muhammed'in bu yaptığı hangi İslam'dır? Sizin yaptığınız hangi İslam'dır? Yetmeyin Allah aşkına, yapmayınız. Eğer gerçekten Müslümansanız İslam'ı dünyaya böyle göstermeyiniz. Peygamberin kızı Ebul As'ı öldürttürmedi. Bir gazetecinin başı nasıl kesilir? Böyle bir hak var mıdır? Böyle bir din var mıdır? Böyle bir İslam var mıdır? Böyle bir ayet var mıdır? Etmeyin Allah aşkına. Etmeyin Allah aşkına. Bu karşı tarafın daha mazlum milyonlarca Müslümana yapılacak zulmü çoğaltıyor.
Siz kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'ın kitabına dönün. Resulullah'ın sünnetine dönün Allah aşkına. Hazreti Peygamber'in kızı kocasını kurtardı. Kafir. Vallahi Müslüman değil, billahi Müslüman değil. Ebu'l-As. Kafir. Kocama eman veriyorum dedi. Kurtardı. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Ebu'l-As'ı çağırdı. Dedi ki can güvenliğin var. Rahatça elini kolunu sallayarak Mekke'ye gidebilirsin, vatanına. Müslüman olur kalırsan kardeşimiz olursun. Ebu'l-As dedi ki efendim ben bana emanet eden mallar vardı dedi. O malları kurtarmadan, o malları almadan ben Mekke'ye gidemem dedi. Utanırım dedi. Bana güvenip malını teslim etmiş adamlar canını kurtardın, malını Muhammed'e, kayınpederine verdin değil mi derler. Ben dedi böyle gidemem. Peygamberimiz bu emanete ihanet etmeme duygusunu görünce dedi ki Ebu'l-As'ın mallarını ona iade etseniz olur mu dedi. Eğer bu seni memnun edecekse ya Muhammed biz mal mülk peşinde değiliz. Ebu'l-As'ın mallarını verdik dediler. Ebu'l-As Müslümanların bu fedakarlığını, peygamberimize olan bu itaatını görünce Ebu'l-As kardeşlerim geldi ve Mekke'ye malları sahiplerine teslim etti. Sonra Mekkelilere mallarınızı aldınız mı dedi. Aldık dediler. Bende hakkı olan var mı? Yok dediler. Ben sözümde durdum. Şimdi ilan ediyorum. Artık yeter dedi. Atalarımın dini diye kendimi mahvettim. Hazreti Muhammed'in dinine gidiyorum. Müslüman oluyorum. İslam'a giriyorum. Dediler ki neye geldin Mekke'ye o zaman? Hazır mallar da senin yanındaydı. Eğer ben o mallarla Medine'de kalıp Müslüman olsaydım derdiniz ki çıkarı için mallarımızın üstüne oturmak için Müslüman oldu. Müslümanlık bahanesiyle de malları iç etti derdiniz. Ben sizin mallarınızı teslim ettim. Cebinde 5 kuruşu olmayan ama sözünde durmuş şerefli namuslu bir insan olarak defteri kirletmeden boğazından haram geçirmeden Hazreti Muhammed'in huzuruna gidiyorum dedi. Ve temiz bir alınla gelecek Ebu'l-As. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyip Medine'de Müslüman olacak. Allah'ım ya Rabbi şu mübarek geceler hatırına, Allah'ım şu Zilhicce'nin hatırına ne olur ya Rabbi Ebu'l-As'ın tertemiz imanı gibi bize de imanımızı temiz tutmayı, temiz kılmayı nasip eyle. Kısa bir aranın ardından gecenin duası. Ailelere, evlilere, yuvalara dua. Kısa bir aranın ardından gecenin duasıyla programımız devam edecek inşallah. Evet. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, bir programımızın önden gidenlerin daha sonuna geldik. Rabbim huzurunda mahcup etmesin, bu güzel aileden örnek almayı nasip etsin. Hazreti Ebu'l-As artık sahabidir radıyallahu anh Efendimiz. Medine'ye göçtükten 2 ya da 3 yıl sonra Zeynep annemiz vefat edecek. Mekke'de Hazreti Zeynep geldikten sonra 2 yıl bekar kaldı. Ebu'l-As evlenmedi biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz dedi ki o bana söz verdi, sözünde durdu. Bir şey vaat ettiğinde vefa gösterdi. O ne güzel ahlaklı bir insandı. Peygamberin övdüğü bir adamdır Ebu'l-As. Allah'ım erkeklerimize bu vefayı nasip et ya Rabbi. Hanımlarımıza bu saygıyı, bu vefayı nasip et ya Rabbi. Zeynep annemiz vefat ederken ölüm döşeğinde, son nefesinde Ebu'l-As diyecek ki Zeynep ben seni çok sevdim. Hakikaten severek evlenmişler. Hazreti Zeynep annemiz de Medine'ye gelmiş artık. 2 yıl Zeynep annemiz de dul kaldı yani. Peygamberimiz onu istese bir Müslümanla evlendiremez mi? Evlendirirdi. Kocası kafir. Gelip Müslüman olacağı belli değil. Hazreti Zeynep de evlenmemiş biliyor musunuz? Adeta birbirini beklemişler. Hanımının o bekleyişi
kocasına iman olarak dönmüş. Şimdi evliyken gözü dışarıda olan erkeklere, kadınlara Rabbim iffet, ahlak, iman nasip eylesin. Allah'ım bize ellerimizle yuvalarımızı yıkanlardan etme ya Rabbi. Evet, Allah Azze ve Celle bütün müminlerin yuvalarına huzur ve güzel geçim versin. Zeynep annemiz vefat edecek. Geride emanet bir kız bırakarak, Ümame'yi bırakarak, babasına Ümame'yi emanet ederek dünyadan daha 26-27 yaşında, gencecik yaşta vefat edecek Hazreti Zeynep. Rukiye'nin ardından ikinci ölen kızıdır Resulullah'ın. Allah ona rahmet eylesin. Ben bu evden ibretler almayı diliyorum kendi nefsime ve sizlere. Allah İslam ümmetine yardım eylesin, insanlığa hidayet versin. Kıymetli hocama, Sami Serdar Sevinç hocama, Mehmet Sevinç hocamın değerli yeğenlerine, kıymetli hocama, İncilli Fatih Camii, bizim Sezai Başçı hocam vardı orada. Evet. Selam olsun bütün hocalarımıza. İncirli Fatih Camii'ne yolunuz düşerse Bakırköy'de girersiniz. Hocamdan güzel o müezzinlikten dinlersiniz sesini. Hocam teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Rica ederim. Allah şerefinizi artırsın. Amin. Kur'an'ın şerefinden paylar versin Allah size, amin, bize, Allah hepimize. Şimdi dua vakti. Hadi gelin ellerimizi alemlerin Rabbine açalım. Nikah kıyanlara, nikahlananlara, evlenenlere nasıl dua edilir? Ebu Davud'dan bir hadisle dua edelim. Hadi gelin. Amin diyelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Barakallahu leke ve tebareke aleyke ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah sana evliliği mübarek kılsın. Üzerinize bereket indirsin. İkinizin arasını Allah hayırla birleştirsin. Ya Rabbi, Müslüman yuvalara bu duayı tecelli ettir ya Rabbi. Allah'ım, müminlerin, Müslümanların evlerini sen koru ya Rabbi. Binalarımızı değil sadece, hem evlerimizi depremlerden, yangınlardan, sellerden, felaketlerden, her türlü afetlerden, hayırsızlardan, hayırsızlıklardan, hem de ahlaksız ve imansızlıklardan sen koru ya Rabbi. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Mümin beldelere huzur ver ya Rabbi. Müslümanların yuvalarına güzel geçim ver ya Rabbi. Bekarlarımızı kolayca evlendirmeyi bize nasip et ya Rabbi. Okullarda okuyan, üniversitelerde okuyan, Kur'an kurslarında, İmam Hatip okullarında, medreselerde tahsil gören yavrularımıza başarılar ver ya Rabbi. Allah'ım evlerinde, işlerinde, iş yerlerinde, dükkanlarında, ticaretlerinde gayret eden bütün Müslümanlara, kadınıyla erkeğiyle sen yardım et ya Rabbi. Sen onlara helal, bol, bereketli rızıkları ihsan eyle. Allah'ım senin bize verdiğin rızıklardan muhtaç kardeşlerimize yardım edecek bir iman ve ahlakı bize lütfeyle. Allah'ım geçmiş günahlarımızı bağışla. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi. Senden ne gibi ihtiyacı olan, sana el açıp şu saatte amin diyen mümin kulların ne istiyorsa onu ihsan eyle ya Rabbi. Ahiret hayatımızı dünya hayatından daha güzel eyle ya Rabbi. Yolumuzu cehenneme düşürme. Bizi cennet ehlinden eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.